Kur'an-ı Kerim'de ahiret hayatının dünya hayatından daha hayırlı olduğuna dair pek çok ayet bulunmaktadır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ayeti ise buna çok güzel bir örnektir. Gelin hep beraber bir mağara senaryosuyla bunu canlandıralım. Günün birinde iki insan bir mağarada ışığa arkaları dönük bir şekilde gözleri karşılarındaki duvara sabitlenmiş olarak sadece duvardaki gölgeleri görebiliyor olsun. Ve başlarını çeviremedikleri için bu gölgeleri izlemeye mecbur durumdalar. Mağaranın duvarında kimi zaman altınlar, insanlar ve iştah kabartan şeyler görürlerken tutsaklar buna seviniyor ve bir gün onları elde edeceklerinin ümidiyle görüntüleri izliyorlar. Kimi zaman da korkutucu görüntüler tutsakların korkuya kapılmasına sebep oluyor. Gölgelerin hareketlerine kendilerini kaptırmış olan bu tutsaklar, gölgelerin gerçek olduğuna inanarak tüm günlerini bu şekilde geçiriyorlar. Birdenbire bir tutsak serbest bırakılıyor. Ve dışarıya ilk defa çıkıyor. Işık gözlerini acıtıyor ve o acıdan kurtulmak için içeriye kaçmayı düşünüyor. Ancak daha sonra bu acıya alıştığı için bundan vazgeçerek ışığın kaynağını araştırmaya başlıyor. Etrafındakilerin gerçek olduğu, gölgelerin ise yalnızca o ışığın yansımaları olduğunu görünce şaşkınlığa kapılıyordu. Halbuki o ana kadar gölgelerin gerçek olduğunu düşünüyordu. Fakat gittikçe gözünün ışığa alışması sonucunda tüm o gördüğü gölgelerin geçici olduğunu anlamış ve aradığı kurtuluşun onlarda bulunmadığının farkına varmıştı. Işığın kaynağını bildiği için gölgelerin gerçek olmadığının farkına varan kişi, tutsak arkadaşının gölgelerin gerçek olduğunu düşünüp onlarla oyalanmasına acımaya başlar ve bu gerçeği arkadaşıyla paylaşmak için mağaradaki arkadaşının yanına döner. Diğer tutsağı intibaha getirmeye, yani uyandırmaya çalışırken tutsak bırakın mağaradan dışarı çıkmayı, aksini anlattıklarının hurafe olduğunu, tek gerçeğin gölgeler olduğunu iddia ederek şiddetle kendisini uyaran arkadaşına karşı gelir. Buna göre çeşitli sorgulamalar neticesinde intibaha gelmiş olan kişi de aynen bu şekilde içerisinde bulunduğu dünyanın, kendisine sunduğu zevklerin ve acıların aslında gerçeği yansıtmadığını ve ölümün gelmesiyle, yani mağaranın kapısının kapanmasıyla o gölgelerin son bulacağının farkına vardığı için ışığın kaynağını aramaya ve bitmeyen arzu ve güzelliklerin hakikatine ulaşmaya çalışır. Ancak mağarayı terk etmek istemeyen öteki tutsak ise ışığın bilgisine, yani varlıkların yaratıcısının bilgisine sahip olmadıkları için sahte, dünyevi arzuların peşinde koşup gerçek olmayan korkulardan kaçmaya alışmışlardır. Bu sebeple onları varlıkların hakikatini anlamaya ve cehalet karanlığından kurtarmaya çalışan kişileri dinlemeyip kendilerini çözümsüzlüğün ve çıkmazın ortasına bırakarak gerçek olmayan korkular ve mutluluklarla özgürlüklerini kaybederek bir döngü içerisinde yuvarlanıp dururlar.